hakikaten çok güzel şeyler yapıldı. Onun için yani, sektör adına teşekkür ederim. Evet, yani aslında bu otogardaki değişim birileri için böyle ya işte otogar ne önemli. Olacak? Çok önemli. Burası İstanbul'un cümle kapısı başkanım. Bravo. Yani aslında milletin ilk gelip gördüğü aynen. yerlerden biri. Yani aslında havalimanıyla buranın arasında fark yok. Burası daha da önemli. Dediğin daha doğru. Aynen. Daha çok ihtiyacı olan, uçağa binemeyen. Şuna o kadar ihtiyaç var ki. Tabii, evinden kovulmuş, aynen, kimsesiz aynen, kalmış aynen. çocuklar geliyordu, bize sığınıyordu. Aynen. Himmete muhtaçtı. Şimdi belediye bu hizmeti gördü. Ne güzel. Ne mutlu, ne mutlu bize. Sizden bunu duymak, otobüs çok sektöründeki insanlar, duayenler olarak duymak daha da iyi. Zaten ayrı zamanda kaptanlarımız için de konaklama yerlerimiz var. Başka bir şey daha var başkanım yaptığınız. Şu anda Türkiye'deki en uygun şartlardaki otogar burası. Özellikle otobüsler için. İzmir otogarının fiyatı buranın iki katı. Evet. Eksik olmayın. Onun için de size ben otobüslerimizle size teşekkür ederim. Sağ olun. Şey tabii yani bir yanıyla da ekonomik koşulların evet. sıkıntılı olduğu ortamda maliyetlerini düşürecek. Onlar da bilet fiyatlarına yansıtırlar aynen, değil mi? Aynen, aynen başkanım orada. Onun için ben Ethem Bey'e, Fahrettin Bey'e de teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Sağ olsun. Adletlerimizi dinleyeceğiz. Sağ olsun. Tabii şey, otogar meselesini ben Allah razı olsun. Bazen hani burada basın mensuplarına da teşekkür ederim. Mesela bizi oraya uyandıran bir YouTube'da yayını izlediğim Jornos diye bir ekipti. Bizi uyandıran, daha doğrusu seçimden önce yani farkındalığımızı büyüten oydu. Sonra hemen seçilir seçilmez hadi şurayı bir görelim deyip başladığımız bir süreçti. Bugün geldiği nokta gurur verici. Ben hatta diyorum ki Bayrampaşa, Bayrampaşa'nın, Esenler'in semt olarak da gelip değerlendirdiği yer. Geçen beni buraya çok yakın bir lise var Esenler'de, Anadolu Lisesi. O olabilir. Bana geçenlerde böyle 6-7 kişilik grup, burada da değil yani Beşiktaş'ta rastladı. Başkanım teşekkür ederiz Esenler Otogarı için, Bayrampaşa Otogarı için falan. Anlamadım, oğlum Beşiktaş'tayız dedim. Dedi ya biz dedi bilmem hangi işte İbrahim Turan Lisesi'ndeyiz. Bir tane de Esenler'de de var, bir Anadolu Lisesi daha, unuttum şimdi ismini. Lisesinde orası bizi kurtardı. Acayip ders çalışıyoruz. Evet. Çok moral buluyoruz orada falan filan diye. Çok mutlu oldum yani. Düşünsene otogardan aynen, ders aynen. çalıştım. Üniversite kazandım. Aynen, aynen. Yarın diyecek ki bir tanesi ben başbakan oldum. Bu rejimi aynen. de değiştireceğiz i̇nşallah. Ya. İnşallah. Başkanım Anadolu'yu yapacağız. Anadolu otogarını yapacağız. Evet. Evet sevgili başkanım. Eyvallah sağ ol. Anadolu yakası otogarı için. Ya şöyle otogar meselesinde biliyorsunuz. Yani hazineden buradan yer talep ettik hala bize cevap verilmedi. Anadolu yakasından talep ettik. Kaç defa hatta siz de talep ettiniz. Olmadı. Yani bir pratik çözüm bulalım dedik. O da ekonomik gerekçelerle oturmadı. Yani bir pratik çözüm bulalım. Haremin alternatifi bir yeri. Fakat mekanda yapacağımız iş birkaç yıllık çözüm o yaptığımız maliyetin yarın yazık günah dedik. Yani bütçeye oturmadı. Ama bu Murat Bey'le konuştuk başkanım. Bunu çözeceğiz. Murat Bey'le konuştuk. Murat Bey'e İnşallah. İnşallah konuşuruz onu. Evet. Değerli basın mensubu arkadaşlar. Burada İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin evsiz vatandaşlarımıza dönük ağırlandığı, yemeklerini yediği, misafir olarak kaldıkları, birazdan avluyu da gezeceğiz, vakit geçirdikleri bir alanı geziyoruz. Burası Esenler Otogarı, Bayrampaşa Otogarı, İstanbul Büyük Otogarı diyelim. Evet. Tam arada çünkü Esenler deyince Bayrampaşa alınganlık gösteriyor haklı olarak çünkü onun sınırlarında. Evet onun sınırlarında dolayısıyla ama mesele Büyük İstanbul Otogarı'nın hemen içerisinde böyle bir konaklama merkezinin olması çok önemli. Binlerce sokakta kalan yaşayan vatandaşımıza soğuk kış koşullarında destek oluyoruz. Kendi yerlerimizde oluyoruz bazen yetmiyor. Farklı otellere naklediyoruz, oralarda konaklatıyoruz. Tabii devletimizin başka kurumları da konaklama konusunda desteklerini yapıyorlar ama sürdürülebilir ve anlamlı, sonuca erişen bir mekanizmayı kurmak bizim için kıymetli. Burada tam da bunu yapıyoruz, böyle bir merkez oluşturuyoruz. Yani ben sokakta rastlıyorum, inanın kış boyunca bazen 100, 150, 200 kişiyi
Ben bu tür yerlere kendim bizzat gönderiyorum. Ve geliyorlar, ne yaşadıklarını da anlatıyorlar, ne istediklerini de anlatıyorlar. Dolayısıyla diyorum ki bir, buraya geldiğinde önce onu biri dinleyecek. İki, kalmak mı istiyor? Kalacak zaten. Üç, ihtiyaçlarını görecek. Tıraş olacak, bakımını yapacak vesaire. Dört, bir kısım sağlıkla ilgili konuları muayene edilecek. Onlar bir elden geçirilecek. Eğer acil bir şey varsa başka yere nakledilecek. Ama burada belli koşullarda dinlendirilip giderilecek bir koşul varsa o halledilecek. Onun dışında dördüncüsü, buraya gelen bizim vatandaşımız köyüne gitmek istiyorsa, memleketine gitmek istiyorsa, artık buradan çaresizlik içindeyse maddi desteğini güçlü bir şekilde yapacağız. Burada bahsettiğim o İstanbul Büyükşehir Belediyesi yanında, zor anında yanında kavramı tam böyle olmalı. Ve gerçekten onu vatandaşımızı köyüne yollayacağız. Hazır yanımızda da otogarımız var. Otogarımızla birlikte yollayacağız. Onun dışında yine burada geldi geri dönecek ama giyimi kuşamı yoksa işte efendime söyleyeyim montudur, pantolonudur, ayakkabısıdır, belli ihtiyaçlarıdır gidereceğiz. Devletin eli sıcaktır. Devletin mekanı yuvadır. O duyguyu biz burada sokakta kalan vatandaşlarımız için elimizden geleni yapacağız. Sadece onlar mı değil, yoğun bir miktarda mülteci ve sığınmacı nüfusun sokakta yaşadığını görüyorum. Bazen gencecik çocuklar sohbet ediyorum. Bizim vatandaşımız zannediyorum, meğerse misafirimizmiş. Ben Suriyeliyim diyen, ben Irak'tan geldim diyen, Afganistan'dan geldim diyen gençleri de rastlıyorum yoğunlukla son zamanlarda. Onlara da aynı özeni, aynı sıcaklığı burada göstereceğiz, bakımlarını gidereceğiz ve onları mutlaka eğer varsa kendi koşullarından dolayı devletimizin sunduğu bir imkan. Çünkü mülteci, sığınmacı konusu ne yazık ki sadece merkezi idare tarafından yönetilmektedir. Biz bu konuda ne bir bütçeye sahibiz ne de bir yetkiye sahibiz. Keşke olsa yerel yönetimle dayanışma içerisinde olduklarında daha hızlı çözüm bulunabileceğini ben birçok yerde dile getirdim ama şu anki hükümetin tercihi böyle. O zaman varsa öyle bir durum hemen orada vatandaşımızın bakımları yine yapılacak, ihtiyaçları giderilecek ve ilgili kuruma nakledilecek ya da onlardan destek istenecek buradaki konaklama sürecinden sonra. Dolayısıyla bu merkez çok kıymetli. İhtiyaç olunduğu kadar devamını arkadaşlarım yapacak ama bir talimat daha verdim. Özellikle belli lokasyonlarda örneğin Taksim civarı, örneğin Aksaray bölgesi, belki bir de Anadolu yakasında Kadıköy, Üsküdar ve yakın bölgelerde ki bana bu sabah bir vekilimiz Zeynel Emre Bey bir mesaj attı. Sancaktepe'de yanılmıyorsam ya da Gazi Osman Paşa, tam şimdi yanlış bir şey göndereceğim onu size. Bir vatandaşın, evsiz bir vatandaşın sokaktaki çığlığı diye bir paylaşımı attı ve sahip çıkabilir misiniz diye yazdı, onu da yollayacağım. Dolayısıyla bir tane de Anadolu yakasında olmak kaydıyla sadece lojistiğini ve diyaloğu sürdürecek bir merkezin oluşması şart. Yani geldi, konuşuldu, nakledilme yeri oldu, bazı ihtiyaçları hızlıca giderildi, montu vesairesi, belki bazı tetkikler yapıldı. Yani ben nereye gideceğim, ne yapabilirim demeyecek. O mahallelerin muhtarları bunu bilecek, ilçe başkanlarımız bunu bilecek, siyasi partiler bunu bilecek, kurumlar kuruluşabilecek, hemen şuraya adrese diye gönderebilecek. Yani savruk bir alan düzenini gidereceğiz, hızlıca bu lojistik alanları da hızlıca harekete geçirmiş olacağız. Mekanlarımız var, sadece orada tertipli düzenli bir alan tanzimi ve oraya deneyimli, aynı zamanda bu konuda uzman arkadaşlarımızın görevlendirilmesiyle bunları sonuçlandırabiliriz diye düşünüyorum. Şu anda açılan bu merkez ve diğer merkezlerimizin bu olgunlukta kışa hazır hale getirilmesi bizim için kıymetli. Diyoruz ki İstanbul'daki bütün vatandaşlarımız duysun ki hangi konu olursa olsun zor anında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yanında. Evet, teşekkürler.